Birkaç ay önce onun eski tweetleri e, açığa çıkmıştı. O zaman akıllıca bir yöntem deneyerek e, Halk TV'de Enver Aysever'in karşısına çıkıp iddiaları yanıtlamıştı. Hatta Enver iade ziyaret yapmıştı. Evet. Onu da çağırmıştı haber. Sonra e, bunun iyi bir yöntem olduğunu hatırlatarak buyur, soruları cevapla dedim. Tercih etmedi. E, şimdi Fatih Altaylı'nın yazısından görüyoruz ki bugün Sevilay Yılman'ın da. Benzer içerikte bir yazısı var. Görüyoruz ki kendisi bu iddiaları Habertürk yönetimine sözlü olarak reddetmiş. Habertürk yönetimi o halde yazılı bir açıklama yap demiş. O da yapacağım dediği açıklamayı 5 gündür yapmıyormuş. Doğrusu başta da Hakan Çelenkin dediği gibi yani sükut ikrardan gelir diye yorumlanır. O nedenle bu ciddi iddialara cevap vermesi onu rahatlatır çünkü sadece otelde kalma iddiasından da söz edilmiyor yani ne var başka bugün Sevilay Yılmaz'ın ya da Memduh Bayraktaroğlu'nun ortaya attığı çeşitli iddialar var işte arabuluculuk falan e, mı arabuluculuk bunu Sedat Peker söyledi zaten yani Sezgin Baran Korkmaz'ı aradı arabuluculuk yaptığı iddiasını Sedat Peker söyledi İşte çeşitli kişiler belli miktarlar ortaya atıyorlar. Bir paradan söz ediliyor. Ee, ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama bu iddialar açıklık getirmesinde onun adına fayda var diye düşünüyorum. Ee, işte i̇şte Hadi Işık bir video çekti. Kendisini anlatma gayretine geçti. İzledin mi sen ee, videoyu? İzledim. İzledim. İnandırıcı, iknacı buldun mu ya da ne düşündün videoda? Yani sonuçta özür dileyen birine ne diyebilirim ki? Yani özür dileyen, kendisini zaten hatalı olduğunu ifade eden birine e, ne diyebilirim ki? Zaten o olay olduğunda hatalı olduğunu, yanlış olduğunu ifade etmiştim. Ee, ama Veys Ateş'in durumunun durumu Hadi gibi değil. Yani Hadi ki mesafeyi ayarlayamamak biraz da. Yani mesafe gazeteci ve kaynak sınırları olabildiğince aşılmıştı. Burada daha başka tamlar var. O nedenle açıklık getirmesinde fayda var diye düşünüyorum. Gördüğüm o ki Habertürk'te Veys Ateş'le arasında mesafe koymuş. Haber Habertürk yönetimi anlamında mı söylüyorsun? Fatih Altaylı yazdı. E, Fatih Altaylı öyle yazdı ama Fatih Altaylı şunu yazdı. İşte yönetim kendisinin izne çıkmasının uygun olduğunu bildirmiş. Ama Fatih Altaylı kendisi de teke teke veda etti. Bu başka bir mesele. Evet herhalde tatile gitti diye düşünüyorum ben. Evet. <laughs> ama <hayır>, orada <laughs> Reis Ateş'in söylediği bir şey bu konuyla alakası yok. Bir süre sonra açıklama yapacağım diye ha, evet, tweet onu da atmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hiç i̇şte tweet atmadı. Açıklama, açıklama yap. yaptı. Ha, işte, ne burada neyse. Burada şimdi bak, Burada bir daha tekrarlıyorum. Gecenin bu saati ee, konuşmakta şey yani ağır konuşuyor olabilirim. Bir daha tekrarlıyorum. Fatih ee, Fatih Altaylı önceki gün yazısını bitirirken dedi ki Habertürk yönetiminden aldığım bilgiyi aktarıyorum. Hı hı. Evet, doğru. Aynen böyle. Olay bu iddialar ortaya atıldığında Habertürk yönetimi ve İsa Teşten e, iddialar iddialar hakkında fikrini sordu. Bunların hepsi yalan dedi. Bunun üzerine bunu o zaman yazılı olarak demişler. O da evet deyip açıklama yapmamış. Bunun üzerine kendisi Kenara çekilmiş ve e, Fatih Altaylı da diyor ki 5 gündür bu açıklamayı yapmadı diyor, Yapmadığı takdirde dönemeyeceğini yani ifade ediyor. Ben bunu anladım, hı hı. bunu anladım. O nedenle Haber Türk'ü bu iddialar karşısında karşısında ve iyi arasına mesafe koyduğu evet. e, sonucuna vardım. E, dolayısıyla ben yani dolaşan etrafta dolaşan iddialara da kulak vererek diyorum ki umarım doğru değildir. Veysa'da şimdi bunun yalanlamasında fayda var e, diye düşünüyorum. Önemli bir şey Halk TV ekranının e, burada sözü geçen geçmeyen herkese Türkiye'nin bütün renklerine ve seslerine açık olduğunu bir kez daha hatırlatalım. E, burada gazetecilik yapılıyor. Biz her şekilde sorumuzu soruyoruz. Kim gelirse gelsin hiç de geri durmuyoruz. Ee, İsmail Sayma soru sorma ekolünün en güçlü temsilcilerinden hiç acımaz sorusunu sorar ama sonuna kadar da söz hakkını e, tabii ki kullanabilir bütün katılımcılar e, burası böyle bir yer bir kez daha bunu vurgulamış olalım Cengizer. E, Sayın Erdoğan'ın teyzesinin oğlu bildiğim kadarıyla gazeteci, meslektaşımız, yönetmen de aslında e, mesleğe öyle başlamıştı. A Haber'in kurucularından ardından Sayın Erdoğan'ın talebiyle kanaldan uzaklaştı ve kendisine bir internet sitesi kurdu. Ve orada haberciliğe devam ediyor. Şimdi o internet sitesinin bir YouTube kanalı da var. Bir paylaşım yapmıştı ve Twitter'da ve demişti ki daha neler neler kimler kimler hangi gazetecilerin Nelerle fotoğrafı çıkacak. Okumuşsundur, görmüşsündür mutlaka. Evet. Sence biz buzdağının üstünde miyiz yoksa bu kadar mıydı? 2 3 isimdi ve bitti mi bu hikaye? Üstündeyiz. Cengizler ilginç gazetecilik yapıyor. Aslında e, yani bayağı faydalandığımız e, yayınları da sözünü söyleyebilirim. Nerede? Kaynaklardan hiç e, Cumhurbaşkanının e, akrabası diye kodlayamayacağım bir isim aslında. E, yani tabii ki akrabası o anlamda söylüyorum. Evet, evet. Ama eee kaynamayı işte denizin anlattığına tekrar döneceğim. İçerideki kaynamayı kiminle konuşursak ee, bize söylüyor. Bizim basındaki kaynamadan bahsedersen, e, evet, e, çünkü iki isim var. bir Sedat Peker. Hadi e, ne oldu? 1990'lardan beri belli. Buna rağmen birçok gazeteci temas kurmaktan çekinmemiş. Hatta size bir şey anlatacağım. Hatta anlatayım. istemiş. O düğünü olayında ya da Sedat Peker'in bazı davetlerine gidildiği zaman e, gazeteciler arasında çok tartışma çıktığını hatırlarsınız. Sedat Peker'in davetlerine gidildiği zaman e, hatta e, aramızda ilişkilerin, kop, e, ilişkilerin koptuğu gazeteciler var. Yani neden? Çünkü basın dünyasında o günlerde çok tartışma oldu. Bazı arkadaşlar gitti buraya. Şimdi bugün... 2000'lerin başında. Evet, tabii ki. Bugün biz e, bunu eleştiren, biz Sedat Peker'i konuşuyoruz. O davetlere gidenler bir şey konuşmuyor. Sedat Peker'ci onlardı o anlamda. E, i̇ktidara da buradan biraz e, taşlayalım bu anlamda tekrar. Ama e, öbür, de, öbür kişi de Sezgin Baran Korkmaz. Medya ile ilişkilerde. Medya ile evet. ilişkileri çok seviyor. E, daha legal legal alanda görünüyor. E, ama e, işte gördüğünüz e, işte Veys Ateş'in gittiği otel e, Sezgin Baran Korkmaz'ın e, oteli olduğu söyleniyor. Sadece onun değil Esat Toklu'nun e, ve bazı başka yargı mensuplarının da bulunduğu söyleniyor o otelde. E, ve e, zaten Esat Toklu e, durumu e, kabul ediyor parasını ödediğini söylüyor hadi diyelim onu kabul ettik Veys Ateş'in yapacağı açıklama çok basit evet kaldım şu kadar fatura ödedim belki dönemini de açıklamalı bu 10 dakikada yani Twitter'ı çok iyi kullanan bir isim kendisi anında hepimiz zaten medyanın içerisindeyiz 10 saniyede yapılacak bir açıklamayı bu saate kadar geciktirdiğiniz anda insanlar sizin hakkınızda konuşur kurumunuzda aranıza mesafe koyar eee Birçok ismin endişe içinde olduğuna eminim. Özellikle Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkiler konusunda. Sezgin Baran Korkmaz'ın Korkmaz, kendisi de bir tripod karşısına geçmeyi düşünüyor. Evet, çünkü iktidarın her kanadında girdi. Yani Cumhurbaşkanı ile bile fotoğraf var yine Sezgin Baran Korkmaz'ın. Aslında bugünlere gelişimiz yine medya üzerinden oldu. Medya'da Medya derken sadece haber medyasından bahsetmeyeceğim ben. Kurtlar Vadisi'ni hatırlarsınız. Nasıl tabii. Unutmasın şimdi tekrar. <laughs> en çekilir. son Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleriyle evet, unutmak isterken bir kez daha hatırladı. Bu arada seni. Necati Şaşmaz'ın e, tekrar bu rolü oynamak için e, bilendiği konusunda bazı e, duyumlarım da var. Onu da söyleyebilirim. Öyle mi? Ben, ben yani <laughs> duymadım. O, o duymamıştır ama ben duydum. Ben de duydum bu söyleyeyim. Kurtlar Vadisi, Mehdiler Vadisi diye e, tadından yenmez bir yazı yazdı İsmail Saymaz. E, Sana göre tadından yenmez. <laughs> Belki Necati Bey'e göre son derece acı <laughs> e, bu ortamda tekrar e, dönme ihtimali var o dizinin. E, sokaklarda, bir, Şimdi ben hep hayatımda bu, e, bunun eksikliğini hissettim. Kurtlar Vadisi'ni izlemedim ben o dönemde. Yani bir gazeteci olarak popüler alana da bakmamız gereken... E, bir zamandı belki onu ıskaladım. Ben ne zaman ki insanlar sokaklara çıkmadı. Sokakların boş görüntüleri yayınladı Kurtlar Vadisi'nin önemli final bölümleri yayınlandığı zaman. O zamanlar bunu tartıştık. Polat Alemdar'ı tartıştık. Bugün genç nesile bakıyorum. Genç arkadaşlar var izlemeye başlamışlar, dönmüşler Kurtlar Vadisi'ni. Çok ilginç tes tespitleri var bizim Hazar dostum bizim muhabirimizin Kurtlar Vadisi'ni izliyor bu dönem. ben de, de ben o dönem son dönemini izledim Kurtlar Vadisi'nin. Polat Alemdar'ın örneğin bütün genç nesilde bu var. Ee, Sedat Peker'e benzediği konusunda bir izlenimleri var. İşte Almanya'dan gelmiş gibi çeşit çeşit tesadüfler var Sedat Peker'le ilgili. O dönem hatırlar mısınız? Alaaddin Çakıcı hapisten gürlemişti. Beni öldürdüler orada Çakır karakterini öldürmüşlerdi. Ee, dizide. Ama bu ülkede Beni ülkede Çakır için dedi. cenaze bu, bu dizide, de, e, Bu dizi Öyle bugünün canım. taşlarını döşedi gibi. Yani bu dizide e, mafya e, özendiler. Belki bugün o gün dizilerde ve mafya dizilerinde e, çocuklar bu medyada izledikleri şeyi alın size gerçeği. Gerçek karşınızda duruyor. İşte YouTube'u açın. Bu gerçek Sedat Peker. İşte görüyorsunuz mimikleri, jestleri. Hepsi filmlerden daha gerçek. Bugün bu kadar bunu izlemekte e, patlama vardı izleyenlerde. O gün dizisinin çok e, rolü var. İktidar Partisi şiddeti, ebelinde silahlı insanları, yani ağzınızdan çıkan sözü, rütük size mesele yaparken bu şiddet dizileriyle ilgili en ufak bir önlem alınmaması bize bugün bizi bize bugüne bir kültür yarattı. O kültür neyi yarattı? Sedat Peker'i en sonunda iktidarın içine soktu. İktidar da Cumhurbaşkanlığıyla fotoğraf verecek seviyeye getirdi. Ve iktidar bugün Sedat Peker o fotoğrafı kullanarak yıllarca meşrulaştı. Hani diyoruz ya Sedat Peker işaret ettiği Feridun Bey aslında legal alanda. Ya, zaten daha düne kadar Sedat Peker legal alandaydı. Hatta iktidar sayesinde meşru alandaydı. Meşru alanda ki olan diğer isim e, SBK. E, SBK nasıl ne yaptı? Ya SBK'nın anılarını okudunuz mu? Evet. Çok işe nasıl başladınız? Gerçekten açken İstanbul'a gelmiş ve bu odada işte bir e, kebapçı da işe girmiş. Ayakkabı boyamış. E, Ayakkabı boyamış. İşe yapmış, girmiş. İşte, çıkış yapmış. yaptığı iş. Çıkış yaptığı işiyorum. bulaşıkçılık yapıyormuş ama bulaşık gelirken yemek artıkları geliyormuş, Dönerciymiş. İşte döner artıkları geliyormuş, kebap artıkları. İşte o kadar çaresizmiş ki bunları yiyormuş. Sonra neden sonra demiş ki ben bunları neden satmıyorum? Toplamış bunları pazarda satmış. Kendisi övünerek anlatıyor. Bu bölümünü hakikaten... bölü bilmiyordum öyle. Yani, mi? Bundan Bunda övünüyor. Bundan övünerek anlatıyor. Tamam çok çağrıcı olabilirsin de pazarda işte birileri de almış bunu yemiş. Daha sonra bir çıkışı iflas ediyor. işte şirketler kuruyor. İflas ederken gümrükte bir su arıtma cihazı görüyor. Su arıtma cihazında ne bakıyor? ne atıp edip gümrükten ucuz fiyata bunu alıyor. Satacak ama su arıtma cihazının talebi yok ülkede. Çok da ucuza almış satacak satamıyor. Sonra şunu yapıyor. Diyor ki bu enerji satılığı sağlayan bir alet diyor. Ve insanlar kapış kapış bunu alıyor ve iflastan kurtuluyor. Bunu da anlatıyor. Yani iflastan çıkışı yani da, zaten da Yani Zaten yanlış inşa edilmiş bir değer sistemiyle. De, Daha evet, sonra Türkçe'si biz Sezgin Baran biz... Korkmaz'ı Cumhurbaşkanı'nın yanında da görüyoruz. Çalışma yöntemi tamamen kimden dinlerseniz e, İnan Kıraç meselesinde olduğu gibi. Etik bir dışı yöntemler. Bir gün kasaba geliyor. Şirketin diğer orta itilaf...